Çeltik üreticilerin sesine kulak vereceğiz. Türkiye'nin pirinç üssü olan Edirne'de hasat tamamlandı. Ancak hükümet fiyat açıklamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi de alım yapıyor. Türkiye'nin çeltik üretiminin %50'sine yakını Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılıyor. Bu yıl 950 bin ton rekolte var. Bu da yaklaşık 600 bin ton pirinç anlamına geliyor. Üretici pirinci satıp borçlarını ödemenin, kâr edip gelecek senenin hazırlıklarına başlamanın planlarını yapıyordu ama hüsrana uğradılar. Bu hüsranın sebebi hükümetin hala taban fiyatı açıklamamış olması. Acilen Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 lira 50 kuruş olan maliyetimizin üzerine bize enflasyon payı ve geçimimizi yapabilmemiz için refah payı vermek kaydıyla fiyat açıklamasını ve ürünlerimizin bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınmasını talep ediyoruz. Hükümet fiyat açıklamıyor, çiftçinin kara gün dostu olan Toprak Mahsulleri Ofisi de alım yapmıyor. Ne yapacağını şaşıran üreticiler soluğu Toprak Ajans Amirliği önünde aldı. Traktörlerimizi de aldık, kamyonlarımızı da aldık, kendimiz de buradayız. Toprak Mahsulleri Ofisi açılana kadar buradan ne traktörlerimizi ne kamyonlarımızı çekmek niyetinde değiliz. Bizim tek derdimiz piyasada alıcı bulmayan ürünümüzü TEOMO tarafından satın almasını talep ediyoruz. Bütün derdimiz bu. Çeltik maliyetlerine bakıldığında kilo başı 1 lira 50 kuruş gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi alım yapmadığı için piyasa fiyatı 1 lira 35 kuruşa kadar düşmüş durumda. Bu da üretici için zarar anlamına geliyor. Kendimize üretim maliyetimiz 1 lira 50 kuruştur. Şu an piyasalarda 60 randuman çeltik 1 lira 35 kuruştan işlem görmektedir. Artı İstanbul kaynaklı olmak üzere büyük toptancılarda batışlar bölgemizdeki sanayicilere yansımış. Sanayiciler üreticiye para ödeyemez hale gelmişlerdir.